Pişman vasiyette ya Mekli ya. 20 falan da yetmez. Az önce beyefendine söylediği gibi minimum 30 bin lira olması gerekiyor. Yani ben mi yanlış düşünüyorum? Emeklilik dediğin keyif zamandır. Adı üstünde. Emeğini vermiş, çalışmış, çabalamış, biriktirmiş. Bir şekilde hayatını, çocuklarını, ailesini idame ettirmiş. Artık emekli olmuş. Ve hayatının en güzel yıllarını yaşayacağını düşünür. Zevk aldığı şeyleri yapar. Daha büyük bir özgürlüğe sahiptir. Böyle bir fırsatı vardı. Ama Türk değilsen, Türk emeklisi değilsen. Bizim emekliler de ay sonunu nasıl getiririm, ne yerim, ne içerim derdinde. İşte Beyoğlu Belediyesi bu konuyla alakalı çok örnek bir girişimde bulundu ve geçim sıkıntısı çeken ve enflasyon altında ezdirilen emekliler için ilk emekli evini Kasımpaşa'da açtı. Emekli evinde çay 1 TL, kahve sadece 5 TL olacak. Burada aynı zamanda şöyle bir güzellik de var. Sağlık taramaları ve psikolojik olarak destek hizmeti de verilecek. Çay 1 lira, kahve 5 lira olacak. Emeklilerin artık yeni bir evi var. Beyoğlu Belediyesi ilk emekli evini açtı. Hem de AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın semti Kasımpaşa'da. Turabi Baba Kütüphanesi bahçesinde yer alan emekli evinin açılışını Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney yaptı. Emeklilerimiz uzun yıllar ülkenin değişik kurumlarına, devletin veya özel sektörün değişik kurumlarına emek vermiş, ter dökmüş, prim ödemiş ve rahat etmesi gereken zamanlarda maalesef günümüzde iki bardak çay emekliler için lüks olmuştur. O nedenle burası kıymetli. Emeklilerimiz bu zorluğu biraz aşsın. Emeklilerimiz biraz rahat nefes alsın. Emeklilerimiz acaba gidersem çay parası öder miyim derdinden uzaklaşsın. Üç tane emekli yan yana geldi mi kim çay parası ödeyecek diye gözüne bak birbirlerinin gözüne baktığı bu dönemlerde 1 liraya gelip çay açsınlar, çay içsinler, sosyalleşsinler diye bunları burayı bugün büyük bir gururla onların hizmetine açtık. Emekli evinde çay 1, kahve 5 Türk lirası olacak. Kafeteryadaki diğer ürünlerden de emeklilere %15 oranında indirim sağlanacak. Emekli evinden emekli olmayanlar da yararlanabilecek. Ancak onlar için tarife farklı. Emekli olmayan vatandaşlar için çay 5, kahve ise 20 Türk lirası olacak. Beyoğlu'nun 3-4 mahallesinde daha emekli evi açmayı planladıklarını belirten Güney, burada ayrıca emekliler için sağlık taramasının yanı sıra sanatçılarla buluşmalar, açık hava sinema gösterimleri gibi sosyal ve kültürel etkinliklerin de olacağını ifade etti. Emekli olmayanlar da faydalanabiliyor. Daha farklı bir fiyat listesiyle aslında hem belediye hem de emeklilere yardım amacıyla, oraya destek amacıyla gidilip o ortamda da vakit geçirilebilir. Efendim, hiç kimseye para yok, hiç kimseye zam yok ama elektriğe var. Hem de %8-38 oranında. Bu zamla tepkiler çok büyük, hem iş adamları alanında hem vatandaş alanında, zira herkes çok fazla etkileyecek. CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuz Yılmaz da 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak bu zammın AKP kurnazlığıyla enflasyon hesaplaması dışında bırakılacağını belirtti. AKP vatandaşı göz göre göre enflasyonun altında ezdiriyor dedi. 1 Temmuz'daki elektrik zammının ardından akaryakıt, alkol ve tütün maddelerine de zam gelecek. Bununla da ilgili sizi bilgilendirmiş olalım şimdiden. Seçimler geçti, zam furyası başladı. Konut elektriğine yapılan zam %38. Asgari ücrete yapılan zamsa %0. AK Parti seçim nedeniyle ertelediği zamları geriye dönük olarak tahsil edeceği bir formül buldu. Asgari ücrete, emekli maaşına zam yapmayan AKP iktidarı elektriğe %38 zam yaptı. Akaryakıttan sigaraya yeni zamlar da yolda. Elektriğe yapılan bu devasa zam çarpanı büyüyen bir etkiyle tüm ürünlerin ve hizmetlerin fiyatını artırıp
geçimi de zorlaştıracak. Elektrik zammının zamanlaması dikkat çekici. Zamlar 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak. İlk 6 aylık enflasyon hesaplaması 30 Haziran'a kadar yapıldığı için bu zam enflasyon hesaplamasına dahil edilmeyecek. AK Parti kurnazlığıyla bu zamlar memur ve emekli maaş zammına yansıtılması gereken enflasyon artışının dışında bırakılacak. Yani AK Parti vatandaşı göz göre göre enflasyonun altında ezdiriyor. Öte yandan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz, elektrik faturalarındaki enerji bedeline %2.46 zam yapılırken, özel şirketlerde olan dağıtım bedeline %58.94 zam yapıldığını hatırlattı. Şirketlerin kasası dolduruluyor dedi. Yine kazanan, korunup kullanan elektrik dağıtım şirketleri, mağdur edilense vatandaş olur. Asgari ücretlinin zamsız bırakılacağı Temmuz'da elektriğin yanı sıra akaryakıt, sigara ve alkollü içkilerin vergisine de zam gelecek. AK Parti seçim nedeniyle ertelediği zamları geriye dönük olarak tahsil edeceği bir formül buldu. O da faturalara devasa zam yapmak. 1 Temmuz'da elektrik zammının yürürlüğe girmesinin ardından 3 Temmuz çarşamba günü yurt içi üretici fiyatları endeksi açıklanacak. TÜİK açıklaması sonrası akaryakıt, alkol ve sigara ürünlerinin özel tüketim vergisi maktu tutarlarına yaklaşık %20 oranında otomatik zam yapılacak. Yine enerji zamları zincirleme zam sağanağına yol açacak. Böylece Temmuz'da sıcakların yanı sıra zamlar da yurttaşı kavuracak. Evet, bu arada CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Yükselen Türkiye Enstitüsü'nün Haziran ayı toplantısına katıldı ve ödediğimiz vergilerin hesabını sormadığınız sürece Türkiye'de demokrasi gelişemez dedi. En büyük sorunumuz hesap sormamaktır. Ödediğiniz vergilerin hesabını sormadığınız sürece Türkiye'de demokrasi gelişmez. Bir daha ifade edeyim. Ödediğiniz vergilerin hesabını sormadığınız sürece Türkiye'de demokrasi gelişmez. Çocuk doğduğu andan itibaren vergi öder. Doğduğu andan itibaren. Ama biz vergin, ya nereye, bu kadar vergi veriyor, nereye gidiyor bu paralar sorusunu sormuyoruz. Eğer ödediği verginin hesabını bir ülkenin halkı sormuyorsa egemen güçlerin baskısı altında kalır. Egemen güçler o zaman sizi yönetirler. Kaynaklarınızı el koyarlar. Sizlere borç verir, borçlandırır. Sonra da arkadan da emir vermeye kalkarlar. Türkiye'nin geldiği nokta budur. Ankara'nın kabine totoları meşhurdur. Başladı yine. İlk olarak biliyorsunuz Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın istifasını verdiği haberleri gündeme geldi ama doğrulanmadı. İnkar da edilmedi bu arada, onu da söyleyelim, ama doğrulanmadı da. Hatta yanında 6 bakan daha değişecek dendi. Şimdi 3 bakanın daha değişeceği konuşuluyor. Kabinede değişim olacak mı? Ankara kulisleri harekette. 4 bakanın değişeceği konuşuluyor. Kabine değişikliği söylentileri ilk olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın istifasını verdiği iddiasıyla başladı. Koca'nın Perşembe günü Erdoğan'la baş başa görüştüğü iddia edildi. Günlerdir bu iddia konuşuluyor ama Fahrettin Koca...